Alfa GPC. Alfa glizeril fosforil kolin. 13 bitki ekstraktı ve etken madde içerir. Etken maddelerden biri de bu yeşil kahvenin destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktı. Bu ekstrakt içerir. Evet, Profesör Doktor Erich Richard Kandel yeşil kahvenin konsantrasyonu yani ekstraktıyla yapmış olduğu deneylerde beyindeki sinir hücrelerini, nöronları %143 daha fonksiyonel hale getirdiğini belgelemiştir. %143. Yani beyniniz IQ'nuzu artırıyor. Hafızayı güçlendiriyor. Kayıt belleği güçlendiriyor. Bellek depolama. Depolanan bilgileri aktarma vesaire vesaire. Profesör Doktor Richard Kandel yapmış olduğu bu araştırma dünya çapında bir buluş. 2000 yılında tıp Nobel ödülü almıştır. Kahvenin birleşimindeki nörofaktör ne yapıyor? Beyindeki bir enzim var. Brain Derived Neurotrophic Factor proteini. Gen de diyebiliriz, protein de diyebiliriz, enzim de diyebiliriz. Beyin kaynaklı nörotrofik faktör kısaca BDNF diyoruz. Bir gen ne işe yarıyor? Beyinde yeni sinir hücreleri üretiyor. O sinir hücrelerini çoğaltıyor, geliştiriyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Diğer hücrelerle bağlantı. Bir sinir hücresi beyinde 10 milyon diğer sinir hücrelerine bağlantı haline geliyor. Yani bir tane meşe palamut ekiyorsunuz. Koskoca bir çınar oluyor. Bu da işte beyindeki özel bir faktör bu. Nörotrofik faktör. Beyin kaynaklı bu. Gen veya protein veya enzim her neyse fark etmez. Ne yapıyor? Sinir hücrelerinin oluşumunu sağlıyor. Değiştiriyor, dönüştürüyor, geliştiriyor. Bir tohum ekiyor ve yayılıyor. 10 milyonlarca diğer hücrelerle bağlantı kuruyor internet şebekesi gibi. Dünyada bütün internet şebekesi bir insan beyninin yaptığını yapacak kapasitede değil. Kullanabilirse tabii. Kullanamıyoruz. İşte bu yeşil kahvenin birleşimindeki etken madde nörofaktör denir. Bu buluşundan dolayı beyindeki bu geni güçlendiriyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, daha faal hale getirdiği için %143 tıp Nobel ödülü almıştı. Dünya çapında bir buluş. Evet, bu alfa GPC. Yeşil kahve nörofaktör içerir. Yeşil kahvenin nörofaktör. Yani beyni güçlendirici, tamir edici, yenileyici vesaire. Bir, iki, aslan yelesi mantarı içerir. Bu da binden fazla etken madde içerir. Bunlardan bizi ilgilendiren ikisidir. Diğerleri de çok önemli. Beta glukan türevleri içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere bile karşı etkilidir. Bizi ilgilendiren ikisi çok önemli. Herkenin erinasin. Bunlar beyine ne yapıyor? Giriyor. Kana karışıyor. Beyine gidiyor. Beyin kan bariyerini geçiyor. Beyinde bir gen, bir enzim daha var. İsmi beyindeki nöronları sinir hücrelerini tamir edici, yenileyici. Bu da tamirci. Diğeri tohum ekiyor. Bu yeniliyor. Yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri tamir ediyor. Onun görevi farklı, bunun görevi farklı. Profesör Doktor Rita Levi Montalcini 2012 yılında vefat etmiş. Kendisi 103 yaşında diyor ki 20 yaşındaki bir insanın zihninden, algılarından daha iyidir beynimin fonksiyonları diyor. Neden? Luteolin kullanmıyor. Luteolin de gıdalara sarı rengi veren bir flavonoid. Luteolin antioksidan. Beyni temizliyor, beyni güçlendiriyor, beynin fonksiyonlarını artırıyor. Luteolin ile ilgili çalışma yapmış Profesör Doktor Rita Levi Montalcini 103 yaşında beynimin fonksiyonları, algıları, hafızam diyor 20 yaşındakinden daha güçlü. İşte yapmış olduğu çalışmalarda 1986 yılında tıp Nobel ödülü almıştır. Beyinde sinir hücrelerinin değişebileceği, dönüşebileceği, gelişebileceğini belgelemiştir. Bir buluş daha var. O da Profesör Doktor Otto Loewi. Bu laboratuvarda çalışırken bir madde geliştirmek istiyor. Yani bulmak istiyor bu maddeyi nedir ne değildir. Çabalıyor çabalıyor adam bulamıyor yapamıyor. Sürekli onunla ilgilendiği için beyin hep onunla meşgul olduğu için rüyasında görüyor. Hemen kalkıyor yapmaya çalışıyor unutuyor. Çok kötü psikolojisi bozuluyor unuttum diye. Bir gün sonra aynı rüyayı görüyor. Hemen kalkıyor yazıyor çiziyor laboratuvarda gidiyor deniyor. Ve buluş yapıyor. Asetilkolin. Asetilkolin beyindeki bir nörotransmitter komut gönderiyor, bilgi gönderiyor, haber taşıyor. Herhangi bir soruyla karşısında şak hemen bilgiyi alıyor, depodan getiriyor bilinçaltından. Ve kolin,
Kolin de sinir hücrelerinin etrafındaki bağı tamir ediyor. Kolin, asetilkolin. Bunların ham maddesi alfa-GPC, alfa-glizeril fosforil kolin. Alfa-glizeril fosforil kolin hem kolinin hem asetilkolinin ham maddesidir. Asetil fosforil kolin çok çok önemli, beynin fonksiyonlarında olması gereken bir şey. Azaldı mı bitti gitti. Ondan sonra birçok sorun başlar. Evet, tam 4 tane Nobel ödüllü ürün. Alzheimer hastasının doktorlar umudunu kesmiş. Oğlu da bizim ürünleri aldı, kullandı. Kendisi için, hanım için, çocukları için herkes çok mutlu, çok iyi. Pandemiden sorunsuz atlattılar. Herkesin sağlığı sıhhati yerinde. Çok memnunuz sizin ürünlerden falan dedi. Keşke 5 sene önce tanısaymışım sizi. Niye, ne oldu dedim. Annem Alzheimer hastası. Deneyelim dedim. Yok dedi. Bir faydası olmaz. Bakıcı kadın tuttuk. Artık yediriyor, içiriyor, giydiriyor, temizliyor, yakıyor. Çok perişan. Mümkün değil. Beyin gitti, mümkün değil. Ya deneyelim. Yok dedi. İyiyse benim. 6 hafta sonra adam geç saatlerde beni aradı. Ren Bey ben falan acil gönder. Ne göndereyim? Alzheimer'le ilgili ne varsa gönder. Tamam, sorun değil, yarın göndeririz. Acele yok dedim. Gönderdik, 6 hafta sonra bana geldi. Ya bu kadar mı etkiliymiş? Ne oldu dedim. Kadın dedi, oturuyor televizyon seyrediyor, sohbet ediyor. Sanki hiç hasta olmamıştı. Şak şak şak. Değişti, dönüştü, gelişti. Yani ben bunu söylüyorsam neye dayanarak söylüyorum? Bilgi belge bakacaksınız, PubMed'e, Ginkgo yazacaksınız, 4500 klinik araştırması var. Aslan yelesi yazacaksınız, yüzlerce klinik araştırması var. Bakoba yazacaksınız, Ginzenk yazacaksınız falan filan.